Değerli kardeşlerim, abilerim, ablalarım, kanalıma hoş geldiniz. Efendim, bugünkü konumuz pencerelerimizdeki sıkıntı. Şimdi, eğer penceremizin kanadı, bakın boşluk var ise, hemen konuya girdim. Bakın, görüyorsunuz. Boşluk var ise, bunların tamiri nasıl yapılır? Sorun nedir? Hemen göreceğiz. Şimdi sizlere hemen ilk başta göstereyim. Geldiniz. Bakın. Birincisi, kilitlenmesini sağlayan şurada bir parça var. Yandan çeker misin babacığım? Bu tarafa dön. Tamam. Şöyle tam göster. Bakın bu gördüğünüz parça. Gördünüz. Gel şimdi bu tarafa gel kızım. Hemen bakın. Şuraya göster. Bakın şimdi kapandı. Açıldı. Şimdi açık modda bakın gösteriyorum. Yakın çek. Kapalı. Bakın görüyorsunuz. Ne oluyor? Az bir şey tutuyor. O da ne oluyor? Açılmasını sağlıyor. Ne yapmamız gerekiyor? Şuradaki kilidi tutan parça biraz daha aşağı inecek. Yani şurada bakın iki tane çizgi var. Görünüyor mu kızım buradan? Evet, gözüküyor. Biraz daha yandan çevir şöyle üstüne. Evet, bakın burada iki çizgi var. İki çizginin şu birinci çizginin hemen üstüne, birazcık üstüne. Yandan çevirsene, şu tarafa döndürsene babacığım. Bakın şu ortasına, şu vidanın olduğu yerin ortasına gelirse bu iş tamamdır. Değerli kardeşlerim, bakın şu an açık, şu an kapalı. Kapalı konumda hemen altını üstünü işaretledik. Kilitli pozisyonda. Şimdi kilit parçamızı söküp aşağı indireceğiz. Evet. Bakın parçamızın kilidi şuraya gelecek şekilde tam pozisyonu ayarladık. Yerine oturtturduk. Küçük bir dokunuş, tamam, çok güzel yerinde. Vidamızı. Bu nasıl yerinde duruyor ya? Vidamızı. Bakın ağzı düz vida. Üzerine plastik dolanmış. Akıllı vidaya gerek yok. Zaten plastik. Evet, sıktı. Şimdi kapatıyoruz. Bakalım. Alttaki parçamız kaybolmuş. Yerinde yok. Ona bir tane ayarlayacağız. Yalnız yerinden söküp aramanız gerekiyor. Belki farklı pimapeller olduğu için parçası da farklı olabilir. Elinizde götürerek numune olarak aramanız daha iyi olur. Evet, kapattık. Sıktık. Bakın zırh gibi oldu. Altı oynuyor ama üstü zırh gibi oldu, oynamıyor. Şimdi bunu yapalım. Bunda iki tane var. Bu daha kolay. Bu tarafa gel babacığım. Hemen bakın bunu nasıl zırh gibi yapacağız. Şimdi kilitli pozisyonu aldık. Bir saniye. Hemen çizeyim ben. Oo, kilitli pozisyonda bu daha kötüymüş. Kafamız çarpmış. Evet, kafamız çarpmıştı. Tak etti babacığım. Evet, şimdi bunu işaretledik. Evet, bunu da işaretliyoruz. Bunu da işaretledik. Şimdi hemen sökelim. Gel bu tarafta. Oynuyor zaten yerinde arkadaşlar. Evet. Bakın gördüğünüz gibi çizginin hemen üstünde. Tabii sizin alacağınız ya da sizinki farklı olabilir. Gel buradan göster babacığım. Şöyle çizginin tam yerine. Görüyorsun değil mi? Evet, görünüyor. Gördüğünüz gibi. Şimdi alttakini hemen yapalım. Evet. Yalnız vidayı sıkarken yavaşlayın. Tam sonuna geldiğinde plastik olduğu için. Tuttu mu bırakın arkadaşlar. Şimdi evet. Gel bakayım babacığım, yakın çekim yap. Aldı mı? Evet. Görüyorsunuz, hiçbir oynama yok. Zırh gibi oldu.
Kesinlikle hava girmez buraya. Evet, gördüğünüz gibi pencerelerimizin kanatlarının ayarlarını bu şekilde yaptık. Siz de evinizde böyle bir sorun varsa siz de bunun gibi yapabilirsiniz. Elinizde sadece bir şarjlı matkap olması yeterli. Ucunda da bir yıldız uç. Umarım sizler için bir faydalı videoymuştur. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sağlıklı kalın, huzurlu kalın, hoşça kalın.